Kızılay halktan kuruş kuruş yardım bağış toplayan, kan alan, kan bağışı alan ve bütün bunları da afet zamanlarında kullanmak üzere biriktirmek, saklamak ve afet zamanında dağıtmakla yükümlü bir kuruluş. Kızılay'ı bu hale çeviren kafa, orayı akraba, eş dost çiftliğine çeviren bir ticari şirkete, bir kar merkezli oluşuma çeviren kafa, işte asıl depremin, büyük siyasal ve toplumsal depremin fay hattı olan ana yerdir. Asıl kırılması gereken yer, asıl yok olması gereken, asıl ortadan kaldırılması gereken bu zihniyettir. Vebali büyük bir işin altına her gün utanmazlıkla imza atıyorlar. Ama bu toplum onu bu kadar yok eden, onu bu kadar yok sayan, ona bu kadar düşmanlık eden bu zihniyetle de hesaplaşmayı bilecek. Enkazın altında kalanlar onlar olacak. O enkazlardan pırıl pırıl geleceğe umutla bakan yeni bir toplum olarak çıkmayı becerebilecektir. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. İnsanlar günlerdir, yani depremin artık 20. gününü geçmiş durumdayız. Ve köylerde, bölgede hala insanlar sokakta battaniyelerle yatıyor. Bize gelen çadır taleplerinin gerçekten haddi hesabı yok. Gönderdiğimiz bölgeye gönderdiğimiz yüzlerce, binlerce çadır inanın dakikalar içerisinde bitiyor. Ve bir o kadar talebe karşılık veremiyoruz ve yok demek zorunda kalıyoruz. Ve biz bu utancın altında ezilirken insanlara o çadırları ulaştıramama, tüm halkımızla birlikte aslında dayanışarak yaptığımız o çadırları ulaştıramama halindeyken görüyoruz ki Kızılay çadırları stoklamış, saklamış, yetmemiş, satmış. Tabii bir skandal. Normal şartlarda, normal bir ülkede Kızılay Genel Başkanı'nın istifa etmesi gerekiyordu. Ama tabii böyle bir kurum yok, böyle bir istifa kültürü yok. Tam tersi, utanmadan, herhangi bir hicap duymadan, halka dair yüzleri kızarmadan açıklamalar yapmaya devam ediyorlar. Kızılay aslında bir devlet kurumu ve bu hem toplanan bu ülke insanların topladığı vergilerle oluşan hem de kamusal hizmet yapacak olan işte çeşitli işte kan bağışları alan vergilerle kamusal bir kurum olan Kızılay'ın bu depremde parayla çadırlarını satması gerçekten bize devlet kurumlarının ne kadar çürüdüğünü, ranta dayalı, neoliberal tarzda örgütlendiğini gösteren bir kanıtı gerçekten. Bu çok simge oldu. Hem ya zaten günlerdir yaşıyoruz yaklaşık bir aya yaklaşık artık depremi yaşıyoruz ve her açığa çıkan olayda da biz bu bir sistemin, egemen sistemin ne kadar ranta dayalı olduğunu, insan yararından uzak olduğunu, kamusal yarardan uzak olduğunu, bu noktadaki liyakatsizliklerini ve kurumsallıklarını görebiliyoruz. Bu anlamda buradaki işte protestoyu çok anlamlı görüyoruz. Biz de kınıyoruz.